Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli seyirciler, bugün enteresan bir haber var. Bizim e, Tele1'de başımıza gelene çok benzeyen bir haber var. Ekrem İmamoğlu'nun hocam, izlediniz siz de biliyorsunuz, evet. İçişleri Bakanlığı bir inceleme başlattı. İnceleme şu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani 16 milyon insanın yaşadığı bir kentin seçilmiş belediye başkanı, devlet politikalarına karşı çıkıyormuş. Karşıymış. Bu nedenle inceleme başlatıyorlar. Neymiş bu devlet politikası? Kanal İstanbul'muş. Hadi ya. Kanal İstanbul devlet politikası demek. Yani bütün milleti enayi yerine ancak böyle koyabilirsiniz. AKP'nin rant projesini devlet projesi, milli proje diye sunmaya kalkıyorsunuz. Tıpkı bir ara Rütü'nün yaptığı gibi. AKP'nin izlediği dış siyaseti Türkiye'nin milli siyaseti diye bize dayatıp siz bu siyasete aykırı yapıyorsunuz, yayın yapıyorsunuz diye telebire para cezası kesmişti. Yanlış siyaset. Ver. Yanlış dış siyaseti. Yanlış Hayır. dış siyaseti. AKP'nin dış siyaseti zaten yanlıştır hocam. Hayır, biz vurgulayalım da bir yanlışlık olmasın. Önsel olarak yanlıştır. Çünkü ihvancı bir kafayla yürütülen dış siyaset her yerde çuvalladı. Ayrıca AKP'nin izlediği dış siyaset doğru bile olsa milli siyaset diyemezsiniz. Bunu evet. insanların eleştirme hakkı vardır. İtiraz hakkı vardır. Doğru bulmayanlar çıkabilir. Kaldı ki bunların hepsi yanlış. Hayat tarafından da yanlışlandı. Kanal İstanbul Katarlı Körfez emirliklerindeki para babalarına bu ülkenin topraklarının en verimli topraklarının peşkeş çekilmesi projesidir diyen ve bunu çeşitli kanıtlar, kanıtlarla ortaya koyan, verilerle ortaya koyan çok sayıda görüş var. Bunları yok sayamazsınız. Neymiş efendim? İçişleri Bakanlığı, Mülkiye Müfettişleri, Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında ya Kanal ya İstanbul, Kanal İstanbul'a kimin ihtiyacı var şeklinde, yani bu başlıklarla afişler astırdığı için soruşturma başlatmış inceleme başlatmış, düzeltiyorum. Bu inceleme de yani idari bir inceleme. Burada bir mahkeme kararı yok. Bu incelemede Anayasanın 104, 123, 127. maddesinde belirtilen değerli seyirciler buraya lütfen dikkat edin, idarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı iddiasıyla başlatılmış. Kamu kaynağı ne? Bu afişlere harcanan para tam tersine. İstanbul Büyükşehir Belediyesi az bile yapıyor. Tam tersine bu kamu kaynaklarıyla kamunun, halkın, toplumun, vatanın çıkarlarını, ülkenin çıkarlarını korumaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye yapılanması. Tam da bu nedenle kendisine oy verildi zaten. Ya Kanal ya İstanbul seçeneğini koydu toplumun önüne. Eğer kanala evet derseniz bu İstanbul'un sonu olur dedi ve nitekim öyledir. Trakya'nın en verimli topraklarını rant uğruna ikinci bir boğaz yapma gibi fantastik bir hikayenin arkasına takıp bugünden kapatılmış arsalar üzerinden yeni zenginler yaratmaya çalışıyorsunuz. Bunun adına da devlet politikası diyorsunuz. Devletin şimdi AKP genel başkanıyken hocam benim bir hayalim var. Bir çılgın projem var, bir rüya projem var diyen kimdi Allah aşkına? AKP Genel Başkanı değil mi? AKP Genel Başkanı'nın politikası nasıl devlet politikası olur? Kaldı ki devlet politikası olmasa bile ya da olsa bile düzeltiyorum devlet politikası olsa bile anayasa tarafından teminat altına alınmış eleştiri ve ifade özgürlüğünü nasıl engelleyebilirsiniz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bugün merkezi iktidarla felsefi ve siyasal bakımdan ayrı bir tutum ifade ediyor. Elbette karşı çıkacak. Bu son derece e, ne diyelim antidemokratik ve AKP politikalarını milli politika, devlet politikası yerine koyma girişimidir. Hayır efendim. AKP'nin politikaları, AKP'nin izlediği iç ve dış siyasetten hiçbiri Milli politika devlet politikası diye nitelendirilemez. O ancak iktidarın ya da AKP'nin politikasıdır ve muhalif olanlar veyahut farklı görüşlü olanların da bunu eleştirme ve itiraz etme hakkı vardır. Eleştiri ve itirazı ortadan kaldıracaksanız eğer ya bunu açıkça söyleyeceksiniz bunun adı demokrasi değildir. Bunun adının ne olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Onun adı demokrasi değil, onun adı o zaman diktatörlük olur. Buyurun hocam. Evet e, tabii bu e, şey son derece önemli e, e, İmamoğlu üzerinde e, oynanan oyun e, Çünkü her ne kadar bir mül mülkiye müfettişinin fetişinin görevlendirdiği söylen görevlendirildiği söyleniyorsa da esas olarak bu bir e, sonunda her türlü şeye gidebilecek her türlü e, cezaya gidebilecek bir e, e, eylemin başlangıcı bu bir ben bugün müsaade ederseniz bu tabii çok doğru bir 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 noktaya işaret edip bambaşka bir konuya geçmek istiyorum bir dış politika konusuna veya iç politika belki bambaşka konu dediğim şu iktidarın İyi Parti üzerindeki operasyonu önemli sonuçlar vermeye başlıyor yani Ümit Özdağ önemli bir isimdir MHP'de İyi Parti'de bu önemli isimle İyi Parti yönetimi arasına. Kara Kedi'yi sokmayı başardılar. İşte Ümit Özdağ bir programa çıktı iktidar yanlısı bir kanalda. E orada bir takım iddialarda bulundu filan. Ondan sonra bugün nihayet ihraç edildi. Çünkü o iddialar yenilir yutulur iddialar değil. Suç suç unsuru taşıyan içinde suç unsuru taşıyan iddialar. Eğer doğru değilse iftira eğer doğruysa felaket zaten suç isnadında bulunuyor. Onunla birlikte bir kişi daha da e, istifa etti. zaten onun e, İsmail Koncuk, da, o da evet. Kamu Senesi Yeral oldayım. Başkanı, Adana evet. Milletvekili. Yan, yanında olan, zaten bu konuyu açtığı zaman Ümit Özdağ yanında olan bir milletvekili. E, benim Ümit Özdağ'la bir merhabam var, sizin de var e, kanala geldiği sırada. Üzüldüm. Çok Sözcük üzüldüm. bizim konuklarımız evet. arasında yer alırdı evet. sayın. Yani fevkalade Gülterza. üzüldüm. İktidarın bu operasyonuna iyi parti konusundaki operasyonunun başarısında kullanılan bir arkadaş oldu. Tabii kendince nedenleri vardır filan ama yani aynen CHP içindeki bir Muharrem İnce operasyonunun gitmesi gibi. Çünkü onun da yeni bir parti kuracağı söyleniyor. Şimdi siz geçenlerde söylemiştiniz bu yeni kurulan partiler yüzde yarım, yüzde bir filan bile e, oy toplasa etkili olur. Doğrudur ama muhalefette etkili olmaz, iktidarda etkili olur. Yani muhalefet adına e, alacağı oy iktidara lehine yazılmayacaktır. Onun için ben çok AKP doğrusu yarar. önemsemiyorum. O, o nedenle etkili olur. AKP'ye yarar. Hayır şöyle, AKP'nin rakibini az, e, e, şey eder, e, 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 zayıflatır. Yani CHP'yi zayıflatır ama AKP'nin alacağı oyu e, oyu arttırmaz. Yani olsa olsa onun düşmesinde hatta etkili bile olabilir diye düşünüyorum. Neyse. Yani o bence tarih yönünde onlar kendileri Muharrem İnce olsun e, Ümit Özdağ olsun. Bunlar değerli isimlerdir. Benim tanıdığım isimlerdir. E, çok üzgünüm e, bir e, iktidar operasyonunda kullanılabilir hale gelmelerine. E, i̇nşallah daha e, ciddi biçimde bir makro çözümleme yaparlar ve AKP iktidarının ekmeğine yağ sürmekten vazgeçerler dedikten sonra Kıbrıs'a bakmak istiyorum çok kısa çok kısa bakacağım e, iki iki açıdan bakacağım birisi e, Kıbrıs e, Türkiye'deki siyasal kültürün bir üst kültürüne sahip bir e, toplumdu neden çünkü Türkiye'nin kültürüne, siyasal kültüründen söz ediyorum. Ek olarak bir e, rakip kültürle yani Rum kültürüyle, Yunan kültürüyle ama daha önemlisi çok daha deneyimli bir dünya egemeni yani Osmanlı'nın dünya egemenliğinden sonra ondan dünya egemenliğini devralan endüstri devrimiyle İngiliz siyasal kültürünün birikimine sahipti. Şimdi buraya gidip de Kıbrıs sorunu çerçevesinde Görkemli bir e, başkanlık sarayı e, inşa edilmesinin önerilmesi Kıbrıs'ı da e, bir Batılı, bir Avrupa'yı toplum olmaktan çıkarıp bir Orta Doğu toplumu görüntüsüne sokmak diye düşünüyorum. Çünkü bütün bütün siyasal gözlemciler, bütün siyasal gözlemciler görkemli sarayların bir Orta Doğu e, gösterişi olduğunu ee, batıda ise daha doğrusu Doğu Avrupa'da ise örnekleri görünen bu tür sarayların otoriterlik ve diktatörlük simgesi olduğunu oy birliğiyle az birliği etmişçesini anlatırlar. Yani bir ülkenin ne kadar Orta Doğu'lu ne kadar batılı uygar olduğunu anlamak için işte e, yöneticisinin oturduğu saraya bakın diye başlarlar. Yani bunu gazetecisi de böyledir, bilim insanı da böyledir filan. Şimdi gidip de orada e, Türkiye'nin bir böyle bir görkemli saray inşa edilmesini önermesini ben pekala yanlış buluyorum. Yani Kıbrıs sorununun dünyaya takdim edilmesi ve çözülmesi açısından yanlış buluyorum. Yoksa ne isterlerse yapsınlar yani daha beş tane daha saray yapsınlar. Ondan sonra hem yazlık hem kışlık hem Girne'de hem Lefkoşa'da yapsınlar. Ben hani ama sorunun çözümüne olumsuz katkı yapar. Bu bir. İkincisi bir konuyu vurgulamak istiyorum. O çok çok önemli bir konu. Biz Kıbrıs'ı üç defa kaybettik. Birincisi Ecevit'in e, Kıbrıs'ı kurtarması Kıbrıs'ta Türkleri kurtarması için yaptığı harekat sonrası bunun e, masaya derhal oturulup bir evet. barışçı çözüme bağlanmaması ve uzatılmasıyla kaybettik. Birinci kayıp odur. Onun üstüne iki şey geldi Türkiye'ye, Onları unutmayalım. Ben biliyorsunuz bu, bu bu programı çok çok kısa ama çok çarpıcı tarihsel açıklamalarla da götürmek istiyorum. Hemen orada hatırlatayım. Birinci olay Amerika'nın Türkiye'ye bir silah ambargosu uygulaması oldu ve Türkiye'yi mahvetti. Türkiye'nin ekonomisini mahvetti. Yani. Ee, hemen Kıbrıs harekatının bedeli olarak önce bu geldi. Arkasından tekrar hatırlayalım Türkiye'nin büyük elçilerine e, çok yazık bir biçimde Ermeni suikastçılar, Ermeni teröristler tarafından suikastlar düzenlenmeye başladı ve çok değerli, çok pırıl pırıl pırlanta gibi arkadaşlarımızı, e, kardeşlerimizi, evlatlarımızı buna kurban verdik. Yani bu çok çok önemli. İki, yani bir, birinci kayıp harekat sonrası derhal bunun barış haline dönüştürülememiştir. İkinci kayıp maalesef tahmin edeceksiniz ve gülümseyeceksiniz. Kenan Evren döneminde Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüyle birlikte yine Yunanistan'ın 1 Ocak 1981'de AB'ye üye olmasıyla kaybetti. Kenan Evren'in desteğiyle, çünkü, katkısıyla, izniyle. Tabii tabii çünkü evet çünkü hatırlatalım Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alınıyor. Herhangi bir üye devlet üye, üye olduğu zaman oraya herhangi bir devlet bütün kararlarda etkili oluyor. Dolayısıyla birdenbire Yunanistan 81'de oraya üye olunca Türkiye ile Yunanistan arasındaki bütün sorunlar, Ege sorunu, Kıbrıs sorunu, evet Trakya sorunu hepsi Avrupa ile Türkiye arasındaki sorunlar haline döndü. Çünkü onlar gayet başarılı bir dış politikayla her karar metni önlerine geldiğinde siz de işte Kıbrıs'ta şunu kabul edin, bilmem Ege'de bunu kabul edin, Trakya'da bunu kabul edin diye şantaja başvurdular ve başardılar. İkinci kaybımız buydu. Üçüncü kaybımız çok yüzünle vurgulamak lazım. AKP dönemi yani Sayın Erdoğan dönemi 2003'te anlaşma yapılıyor. 2004'te bizim Güney Kıbrıs dediğimiz ve maalesef Avrupa Birliği'nin tüm Kıbrıs'ı temsil eden Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul ettiği Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasıyla. Üç defa biz bu, 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 bunu kaybettik. Şimdi bütün bu süreç boyunca doğru bir tezi savunduk. Neydi o tez? Gevşek bir federasyon. İki, iki e, devletli gevşek bir federasyon. Bunu anlam planına evet diyerek bütün dünyaya da kendi haklılığımızı kanıtladık. Fakat Rumlar gayet ilginç bir biçimde kendi lehlerine olmasına rağmen bu plana karşı çıktılar. Çünkü onlar böyle bir federasyon veya iki devletli bir federasyon veya iki bağımsız devlet filan değil, tek sadece Rum Yunan egemenliği altında Türkleri azınlık statüsü tanınan tek bir devlet, üniter devlet istiyorlar. Bu bu son derece yanlış bir şey. Şimdi biz bu ilan edilen iki devletli iki bağımsız devletli yani federasyonu da reddeden bir planla Kıbrıs'ta şimdiye kadar uluslararası planda bir ölçüde ya Türkiye'de haklıdır bu Rumlar da Yunan'da çok yani şey yapıyor çıkıntılık yapıyor haksızlık yapıyor görüşünü maalesef Kıbrıslı Yunan Rumlar lehine bozduk. Çünkü şimdi diyecekler ki efendim biz 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 federasyondan dayanayız ama bak Türkler iki tane bağımsız devlet istiyorlar deyip bizi Birleşmiş Milletler'de ve dünya kamuoyu önünde bir defa daha haksız duruma düşürecekler. Fevkalade yani bu son gezide ortaya çıkan hem saray yapılması hikayesini hem e, federasyon tezinden net olarak vazgeçilmesini son derece yanlış bulduğumu ve bunun tabi temellerinin de 70'lere giden üç büyük yenilgiden üç büyük temel sebebe dayandığını da vurgulamak istedim. Evet hocam. Haklısınız. Ben Kıbrıs'la ilgili sadece bir şey işaret edeceğim. Saraylar orta çağa özgü yapılardır, kurumlardır, binalardır. Orta çağda bir prestij ve güç simgesidirler. O yüzden bizim ülkemizde bir orta çağ zihniyetinin egemenliği olduğu için prestiji saraylarla görmeye çalışıyor, göstermeye çalışıyor. Çok enteresan. Demek ki Ersin Tatar Kıbrıs'taki AKP'li oluyor bu durumda. Ve Kıbrıs'taki AKP'li bir başkana da yani bir saray gerektiğini belirtiyor Sayın Erdoğan. Tam sözleri şu. Beş dönüm bir arazi üzerinde Cumhurbaşkanlığı binası edip makamı oraya taşıyalım. Ve devam ediyor. Ve diyor ki, zira bu tür makamlar bildiğiniz gibi farklı ülkelerin bakışlarında değiştirir. Doğru İngiltere'de Battingham Sarayı var. Büyük ve görkemli bir saraydır. Ama İngilizler, seçilmiş başbakanlar bir sokakta on numara diye bilinen bir binada ikamet ederler ve ülkeyi oradan yönetirler. Daha Merkel dört katlı bir binanın üçüncü katında oturur. Kendi evinde oturur. Fransa'da Macron aynı durumdadır. Saraylar tamamen Orta Çağ'a özgü kurumlardır. Orta Çağ'da bir gücü anlatırlar. Orta Çağ'da bir gücü simgelerler. Dolayısıyla Sayın Erdoğan, Osmanlı'dan gelen bir anlayışı devraldığı için, ya yani bir Orta Çağ, bir e, din tarım toplumu diyebileceğimiz feodal e, toplumun e, simgeleri üzerinden 21. yüzyılda bir ülkeyi anlayışı ve zihniyeti üzerinden yönetmeye çalıştığı için olacak. Ben böyle düşünüyorum. Kıbrıs'ta da benzer bir yol öneriyor. Kıbrıs'ı Kıbrısı Türkiye'ye çevirmek, Kıbrıs'ı bir ada pazarı haline getirmek, bir düzce haline getirmek, Kıbrıs'ı bir Bayburt haline getirmek, Kıbrıs'ı bir Trabzon haline getirmek ya da ne diyelim işte Kıbrıs'ı bir Nide haline getirmek mesela Kıbrıs sorununu çözmek anlamına gelmiyor. Şimdi Kıbrıslı soydaşlarımız diyelim Kıbrıs'ın tarihinde ilk kez bu kadar bölündüğünü söylüyorlar. İlk kez bu evet. kadar bölündü. Evet. evet. Kıbrıs'ta sokaklarda tekbir getirilmeye başlanmış Sayın Erdoğan geldiği zaman. Tekbir getirerek gösteri yapılmaya, Kıbrıs'ın yerlerine beslemeler diye hakaret edilmeye başlanmış. Ya Kıbrıs'ta böldüler. Olacak hiç değil. Bulgaristan'daki Türkleri de böldüler. Bulgaristan'daki Haklar ve Özgürlükler Partisi, Bulgaristan'ın ikinci büyük partisiydi. Gittiler, dinci bir dost partisi kurdular. Yüzde 3 oy aldılar. Yüzde 11-12 oy alan Haklar ve Özgürlükler Partisi de barajın altında kaldı. Evet. Yani Yunanistan'da benzer hesaplar yapıyorlar. Kendi ihvancı politikalarını milli politika diye dayatmak bu anlama geliyor. Bu anlayışın, bu zihniyet dünyasının güç, prestij, gösteriş, e, simgesi de saraylar oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar görkemli saraylar inşa ediliyorsa bir ülkede bilin ki o ülke o kadar kötü yönetiliyor ve o ülke o kadar yoksullaşıyor demektir. Bu modeli aynen Kıbrıs'a uygulamaya çalışıyorlar. Kıbrıs'a geçmiş olsun. Ersin Tatar'ı seçti. Yapacak bir şey yok. Ersin Tatar ne kadar Kıbrıslıdır, ne kadar değildir onu bilemem. Ne kadar Türkiye'cidir ama Kıbrıs Türkleri açısından anavatan Türkiye Türkleri ya da Türkiye Cumhur Cumhuriyeti dostluğu ve işbirliği tartışılmaz değere sahiptir. Bunu bozma potansiyeli söz konusu burada. Ayrıntılı bir şekilde işlediğimiz için diğer bültenlerde ben bunu söylemekle yetineceğim. Buyurun hocam. Evet, çok bence çok haklısınız. Yani e, böyle söylenecek başka bir şey yok. Şimdi aslında gündemin öteki konusu tabii koronavirüs. Ee, koronavirüs tam bir e, saldırıda ve iktidarın e, hem parasızlıktan hem de ee, kararsızlıktan karar verememekten kaynaklanan e, ve belki de e, Trump'ın Amerika'daki politikasından da etkilenerek çünkü o da ya böyle bu hiç önemli değildir bu bir şey olmaz filan deyip kendisi de yakalanarak sonunda e, çok çok sayıda Amerika'nın ölümüne sebep oldu ve e, yani seçimi kaybetmesinin önemli sebeplerinden birinin Amerikan sistemini Amerikan demokrasisini yozlaştırması olduğu söyleniyorsa da bir önemli bir başka sebebinde koronavirüsle mücadeledeki başarısızlığı vurgulanıyor. Şimdi bizde de böyle bir işte genel karantina yapılmamak efendim, yani hatırlayalım iki tane üç tane maskeyi dağıtamadılar. Ayrıca satışını da yasakladılar. Bir süre kimse maskeye erişemedi filan. Böyle böyle yanlışlıklar yapıldı. Belediyeler para topladılar fonlarına el koydular. Yani inanılmaz şeyler. Hala 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağıyla pandemiyi önlemeye çalışıyorlar. Akşam sanki saat 10'da çıkıyormuş sokağa gibi saat 10'dan sonra bir takım yerleri kapatıyorlar filan. Bunlar hepsi dostlar alışverişte görsün hikayesi. Ayrıca daha önemlisi açıklanan resmi sayılara ve oranlara güven kalmadı. Ve tabii bunun altında bir başka genel stratejik eksiklik yatıyor. O da Başta tabii Türk Tabipleri Birliği olmak kaydıyla Hemşireler Birliği gibi öbür teknisyenlerin haklarını savunan meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşlarıyla ve meslek örgütleriyle işbirliği yapmamaları. Ama en önemlisi bence güven kaybı. Yani iktidara olan güven kaybolunca hem bireyler hem örgütler açısından zaten ne yaparsa yapsın. Fakat başka bir şey var. Hepimizin şimdi canı ortada. Yani ee, sayın e, 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 sağlık bakanı bir takım sayıları açıklıyor. Sayılar onların açıkladığı sayılar bile ki yani çok işte farklı sayılar olduğu söyleniyor. Ölümlerin hepsinin oraya yazılmadığı belirtiliyor filan. Onlar bile insanları e, yani paniğe sevk edici bir bazı sayılar. Ne yapacağız? Bize kalıyor. Yani ev, evren Özal kuşun gayet açıkça ifade ettiği gibi bari hani devletten umudu kestik kendi sağlığımızı kendimiz koruyalım maskeyi ve mesafeyi koruyalım temizliğe dikkat edelim yani fevkalade kötü bir e, duruma geldik ne yapacağımızı doğrusu e, kimse bilemiyor yani hekimleri kaybediyoruz hemşireleri kaybediyoruz teknisyenleri kaybediyoruz yani eczacıları kaybediyoruz bütün sağlık çalışanları bütün e, ön cephede çalışanlar e, sapır sapır dökülüyorlar ve bu arada da şehir hastanelerine ödemeler yüzde 53 filan gibi bir biçimde artıyor çünkü yani inanmayacaksınız belki ama kira ödemeleri dolar üzerinden yapılmış. Hadi buyurun bakalım. Evet. Aynen öyle hocam. Şimdi buradaki bence en önemli sorun hep üzerinde durduk sık sık. Sağlık Bakanlığı'nın topluma doğru bilgileri vermemesidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çok somut bir rakamla bu illüzyonu, bu yalanı ortaya çıkardı. Sağlık Bakanlığı 94 ölüm olayı açıkladığı saatlerde, açıkladığı gün daha doğrusu, evet. Sayın Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'da 164 koronavirüslü hastanın defnedildiğini açıkladı. Vefat ettiği için yurttaşımızın defnettiklerini açıkladı. Mezarlık Müdürlüğü'nden verilen somut bir bilgi. Matematik bu, somut rakam. Türkiye genelinde eğer İstanbul'da 194 vefat varsa, ölüm vakası varsa, olayı varsa Türkiye genelinde 94 ölüm olayı olamaz. Bunun yani kaç olduğunu tahmin etmek yüz ama zor ama yüzlerce olduğunu söylemek mümkün. Doğru bilgiyi topluma vermemek demek toplumun gerekli önlemleri almaması anlamına geliyor. Olayın vahametini görememesi tedbirleri gevşetmesi ve hastalığı yaymaya devam etmesi anlamına geliyor. Bu nedenle, bu nedenle biz Telebir olarak bütün seyircilerimiz görecek. Yarından itibaren farklı bir tutum izleyeceğiz. Ben devletin Sağlık Bakanlığı'nın topluma yalan söylememesi ve doğru bilgi vermesi gerektiğini düşünüyorum. Koronadan kaç kişi ölüyorsa bunu bildirmelidir. Çünkü yakında hastalık öyle yayılabilir ki sağlık sistemi çökebilir. İnsanlar hastane kapılarında, hastane kapılarında kalabilir. Hastane kapılarında izdiham yaşanabilir. Hastanelerde zaten bize gelen bilgilere göre yer kalmamış vaziyette. Ya da çok az yer var. Çok az yer var. Onun yanı sıra Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın pisleri kırılarak milyonlarca, milyarlarca dolarlık milli servet, altını çizerek belirtiyorum, imha edilerek yapılan Sahra Hastanesi'nde ise 20 bin dolara, 30 bin dolara, 40 bin dolara yabancı, batıdan gelen hastaların tedavi edildiğine dair ciddi iddialar var ortada. Evet, haberler var en azından bir, Evet, haberler var. Böyle bir ticaret yapıldığı belirtiliyor. Kendi yurttaşının yurttaşına doğru bilgi vermediği gibi, kendi yurttaşının sağlığını ve hukukunu koruyamayanlar bir ülkeyi yönetemezler. Durum bu kadar vahim. Yani bugün açıklanan rakamlar örneğin ölü sayısı, ölüm sayısı yüze yaklaşmış. Doğru mu? Gerçeği yansıtıyor mu? Bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Yani bizi nasıl bir tehditin beklediğinden toplumun haberi yok. Bu doğru bilgiyi Sağlık Bakanlığı vermek durumundadır. Değilse biz belediyelerden, başka kaynaklardan Türk Tabipleri Birliği'nden verileri toplayarak alternatif ölüm rakamları filan açıklamamız gerekiyor. Topluma doğru bilgi vermek için. Çünkü gazeteciliğin temel ilkelerinden biri topluma doğru eğilmemiş, bükülmemiş, <laughs> karartılmamış bilgiyi ve haberi ulaştırmaktır. Bütün Pardon, bunlarda bir şey bir temel şey. yayın ilkesidir. Şimdi, Sayın Yanardağ bir dakika siz lütfen Bitirdim devam edin ben hocam. Devam. Bitirdim ben. Hayır hayır lütfen devam edin Bitirdim ben mi hayır, hocam? Bir, şey, bir şey soracağım. Çok iyi e, yani izledim gayet iyi de sonucu bilmiyorum. Sağlık Bakanı e, koronavirüsten Ölen insanlara verilen kodların iki ayrı e, kodla e, ölümlerin belirlendiğini, bu kodlardan bir tanesiyle ölenlerin Türkiye'de kamuoyuna açıklandığını, öbürüyle ölenlerin yani kodlanan öbür ölümlerin vefatların ise açıklanmadığını, ama Dünya Sağlık Teşkilatı'na bu her iki kodun toplamının bildirileceğini söylemişti. Şimdi eğer böyle bir bildirim varsa Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine ulaşarak e, Sağlık Bakanlığı'nın yurt içine açıkladığı sayılarla yurt dışına açıkladığı sayılar arasındaki fark bulunabilir. Sadece buna işaret etmek istedim. Yani siz böyle bir kampanya yapacaksanız onun mesela şeyin John Hopkins'in bir sayfası vardır. Ben doğrusu e, bugün programdan önce bakamadım. Başka şeylere bakıyordum. Bu Yunanistan'a, Kıbrıs'a falan bakıyordum. Yani ona bakılabilir. Eğer oradaki sayılarla iç içteki sayılar tutmuyorsa belki oradan da bazı ipuçları elde edilebilir. Buyurun efendim. Hocam zaten Dünya Sağlık Örgütü, Almanya ve İngiltere Türkiye'den gelen bilgilerin sağlıklı olmadığını söylediler. Yani ben doğru bilginin dışarıya da verilmediği kanaatindeyim. Bakacağız, çeşitli kaynaklara bakacağız. Farklı bir tutum geliştirmeye çalışacağız. Sadece şunu söylemek mümkün ki şu aşamada Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiler güvenilir değil. Evet, şimdi daha e, tatsız bir durum var. Herhalde siz farkındasınız, onun için bunun üzerinde durdunuz. E, çok ciddi bir biçimde hastalarını hastaneye yatırmak isteyen e, hem de etkili nüfuzlu kişilerin yatak bulamadıkları için hastalarını yatıramadıklarına ilişkin sosyal medyada ve hatta yazılı medyada haberler var. Şimdi bu tabii Türkiye'deki büyük bir e, avantajımız olan. Cumhuriyetin sağlık sisteminin de artık yavaş yavaş dolmuş olduğunu ve verilen kurbanlar bunlar görev şehididir sonunda artık sistemin iflas etmeye doğru gittiğini gösteriyor. Şimdi bu vesileyle bir şey işaret edelim. Bütün koronavirüs salgını başladığı zamandan beri vefat eden koronavirüs kaparak vefat eden, bütün sağlık mensuplarının, sağlık personelinin, tabii başta doktorlar, hemşireler, can kurtaran şoförleri, acildeki e, kayıt memurları dahil bütün bu işle ilgilenen insanların eğer koronavirüsten vefat etmişlerse görev şehidi sayılmaları ve kendilerine bu şekilde maaş bağlanmaları Efendim ne yapılacaksa e, şeref, eee mı verecekler. Teşekkür mü yazısı yollayacaklar ama en önemlisi şehit görev şehidi maaşı bağlanması ailelerine gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda belki siz madem yarından itibaren böyle bir kampanya başlatıyorsunuz. Bir kampanya demeyelim kampanlı. hocam ona. Yani bir farklı bir haber politikası izleyeceğiz. Bir kampanyamız. Tamam, o bir politikanın, kampanya değil. O politikanın o zaman bir ayağı da belki bu vefat edenlerin bir defa tespit edilmeleri çünkü onların isimleri yansıyor. Belki geçmişten bu yana, salgından bu yana onların tek tek saptanmaları, Türk Tabipleri Birliği'nden, Hemşireler Birliği'nden, Eczacılar Birliği'nden, teknisyenlerden o isimlerin öğrenmeleri. Çünkü aklıma New York Times'ın o sizin de herhalde gördüğünüz o çok çarpıcı birinci sayfası geliyor. İlk Trump bu, bu işi ciddi almazken ölenleri tek tek sıralamış ismen ve kimliklerini, kim olduklarını söylemişti. Sevilen bir komşu, işte köpeklere bilmem mama veren insan, e, bilmem trafik ışıklarında çocukları geçiren kadın filan gibi. E, öyle bir şey kampanya yapıyor veya bir haber yapılabilir diye düşünüyorum. Olabilir hocam. Şimdi biliyorsunuz hocam bu ülkede Abdülhamit'in epeyce bir torunu var. Kaç tane torunu ortaya çıktı bilmiyorum. Bu bir ticarete döküldü öyle anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi de bu e, Erbakan'ın, Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu yeniden Refah Partisi'nin kurucularından biri. 10 Kasım münasebetiyle Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk e, ağzına gelenleri söylemiş. Hakaret etmiş. E, bir puta tapıyorsunuz demiş. Kula kulluk etmek bizim geleneğimizde yok demiş. Ben böyle bir cehalet görmedim. Yani bu bir soytarlık artık. E, Kimsenin bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bu dille hakaret etme hakkı yoktur. Bir tanesi bu. İkincisi bu kadar cehaletle üstelik bunu yapmaya kalkmak tam bir küstahlık. Ya kula kulluk ne demek? Osmanlı saltanatında vatandaş yok. Osmanlı'nın bütün tebaası senin deden olduğunu iddia ettiğin Abdülhamit'in kuluydu zaten. Vatandaşlık hakkı ve hukuku yoktu. Mithat Paşa bir anayasamız olsun Herkes vatandaşlık hukuku kuralım ve padişahın yetkileri yasalarla sınırlansın. Yani yasaya göre hareket etsin. Meclisi bir yönetim olsun dediği için deden tarafından deden olduğunu iddia ettiğin Abdülhamit tarafından Tayyip'e sürgün edilip orada da boğdurularak öldürüldü. Katledildi. Yani katil. Bir katilden söz ediyoruz. Kula kulluk edilmezmiş geleneğimizde. Elbette edilmez. Ama o bizim bu vatandaşın töresinde böyledir. Senin dedenin ya da senin mensubu olduğunu iddia ettiğin ailenin mülküdür Osmanlı toprağı. O yüzden mülktür adı devletin. Ve üzerinde yaşayanlar da onun kullarıdır. Cumhuriyet insanları yurttaş yaptığı için demokratik bir devrimdir. Allah'tan iradesini alıp iktidar iradesini Allah adına hükmettiğini ileri süren padişahlardan alıp iradeyi millete verdiği için demokratiktir. Öyle demokrasi zannedildiği gibi her zaman çok partili seçim filan değildir. Meclistir. Mesela birinci meclis, ikinci meclis ve sonraki meclisler o kadar güçlüdür ki Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini bile, olağanüstü yetkilerini bile 3 aydan fazla bir süre ona vermemiştir. Mustafa altı Kemal e ay ilk, ilk ilk veriş altı ay, sonraki uzatmalar evet. Evet üçer ay üçer ay aralarla vermiş, sonra da geri almıştır. Bitince de geri <laughs> almıştır. Bakın daha cumhuriyet kurulmadan kurulmadan demokratik hukuku tarihen demokratik hukuku. Bakın bunu parlamenter demokrasi çok partili demokrasi gibi çeşitli versiyonları vardır. Bunları karıştırmamak gerekiyor. Şimdi kalkıyor böyleleri. Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e hakaret ediyorlar. Ve ticarete dökmüşler işi. Buradan para kazanıyorlar. Bir de, bir de bir kız, bir kadın çıkmıştı torunuyum diye. Önce açık saçık fotoğraflar verip sonra kapanıp e, tesettüre girip tekrar bu işin ticaretini sürdürdü. Ya vazgeçin artık bunlardan. Ya Cumhuriyet'le evet. barış? Bakın. Devletle milleti kavgalı hale getirdiniz. Tarihle barışmak iddiasıyla siz bin yıl önceki tarihle barışmaya kalkıp 100 yıllık tarihle savaş savaş halindesiniz. Tarihle evet, barışması gereken, uzlaşması gereken sizlersiniz. Çok çarpıcı bir örnek. Bir de Yeni Parti'nin yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu üyesiymiş ya da merkez yürütme kurulu üyesiymiş. Valla Fatih Erbakan'ın yola açık olsun yani böyleleriyle yola çıkıyorsa işi hayli zor diye düşünüyorum. Evet. Bence çok haklısınız. Onu bir cümleyle sizin bu güzel analizinizi, katıldığım analizinizi ben Tarih açısından özetleyeyim Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı şey Osmanlı'nın kullarını Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları, özgür vatandaşları haline getirmektir. Eğer kulluktan söz edilecekse Osmanlı'nın kulları vardır, Cumhuriyet'in vatandaşları özgür vatandaşları vardır. Bu vesileyle öldürülen diplomatlarımızı ve tabii ki Kıbrıs'ın unutulmaz lideri Rauf Denktaş'ı ki çok yakın arkadaşlığımız vardı. Politikalarını çok iyi biliyorum. Ve ona danışmanlık yapan Erol Manisalı'yı da o hayattadır biliyorsunuz. Bu konuda çok yazdı çizdi. Maalesef aramızdan erken ayrılan Denktaş'ı da bu vesileyle anıyorum. Ve yarın görüşmek üzere. Evet hocam bir şey söyleyeceğim ben bitirmeden evvel bir hukuk reformundan söz etti e, Sayın e, Erdoğan. Hukuk reformundan söz ettiğinden bir gün sonra Ekrem İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldı. Herhalde şöyle yapacaklar Ali Babacan'ın dediği gibi. Osman Kavala gibi sembolik birkaç ismi kamuoyu tarafından bilinen ve davaları izlenen bazı isimleri serbest bırakacaklar. Eski düzeni olduğu gibi sürdürüp bunun adına da hukuk reformu diyecekler. Öyle görünüyor diye düşünüyorum. Değilse değilse hem Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava hem de bizim Ankara'da Ankara Cumhuriyet Başsavcısının bir düğün haberini yayınladık diye editör arkadaşlarımız onu bir haber haline getirdiler diye Telebir hakkında benim hakkında açılan dava ortada bir hukuk reformu falan olmadığını gösteriyor gerçek anlamda. Göstermelik evet. bir girişimle karşı karşıyayız. Bunu belirtelim. Ali Babacan durumu çok iyi saptamış. Birkaç sembolik isim bırakılacak. Her şey olduğu gibi devam edecek. Demiş, umarım yanılırız. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Evet, evet. Hoşça kalın değerli izleyiciler. Aynı gün, aynı gün gene bir e, bir yazar hakkında adını bile anmadığı bir kişi için hakaretten mahkumiyet verildi. Onu da ben ekleyeyim. Aynı gün. Yani reformun yapıldığı ilan edildiği Hangi gün. Hangi yazar hocam? Adını, adını hatırlıyor musunuz? E, gayet iyi hatırlıyorum ama şu anda onu e, gündeme getirmek istemiyorum. Ama aynı gün. Yani hukuk reformunun ilan edildiği gün adını bile anmadığı bir yazardan dolayı bir, bir 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 başka şair yazardan dolayı bir yazara hakaret davasından mahkumiyet verildi. Neyse yani hey. dediği çok doğrudur. Birkaç herhalde birkaç e, e, ismi bırakacaklar e, ve ondan da reform evet. yaptık diyecekler. Hoşçakalın değerli seyirciler. Görüş, görüşmek üzere.